15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında üniversitemiz tarafından anma etkinliği düzenlendi. 14 Temmuz Salı günü gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Çamsarı, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahni ile birlikte Mersin'de ikamet eden 15 Temmuz gazisi Onurcan Kuş ve ailesini evinde ziyaret etti. Rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Çamsarı ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahni'nin ziyaretine Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, polis memuru Emine Mine Celep'le üniversitemiz öğrencilerini temsilen öğrencimiz Deniz Yaramış eşlik etti. Ziyarette Rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Çamsarı tarafından 15 Temmuz gazisi Onurcan Kuş'a Türk bayrağı takdim edildi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de Onurcan Kuş'a çiçek ve hediye takdim etti. Aynı gün saat 14'te Profesör Doktor Uğur Oral Kültür Merkezimiz A Salonu'nda gerçekleştirilen diğer etkinliğe ise Rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Çamsarı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özyürek, Mersin'de yaşayan 15 Temmuz gazisi Onurcan Kuş, Rektör Yardımcılarımız Profesör Doktor Mehmet İsmail Yağcı, Profesör Doktor Ali Kaya, Profesör Doktor Erol Yaşar, Üniversitemiz Genel Sekreteri İsa Değirmenci ile üniversitemiz yöneticileri katıldı. COVID-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Üniversitemiz İslam İlimler Fakültesi'nden öğretim görevlisi Muzaffer İnleci tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirilmesinin ardından 15 Temmuz gazisi Onurcan Kuş'un o geceki tanıklıklarına ilişkin hazırlanan video gösterimi yapıldı. Daha sonra kürsüye gelen Rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Çamsarı 15 Temmuz 2016 tarihinde verilen mücadelenin önemine değindi. Konuşmama 15 Temmuz 2016 gecesi ülkesinin geleceği ve milletinin özgürlüğü için gözünü bile kırpmadan canını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Evet, o gece şehadete yürüyen kahramanlarımız bugün vatanımızda huzur için yaşayabilmemiz için canlarını verdi. O gece aynı zamanda bu kahramanlık hikayesinde kanını akıtan, tanklara mermilere boyun eğmeyen gazilerimizin de şeref gecesiydi. Onlardan birinin hikayesini biraz önce izledik. Mersinli gazimiz Onurcan Kuş o gece önce vatan diyerek sokağa çıktı ama Onurcan kardeşimiz yalnız değildi. Onun gibi vatansever milyonlar sokaklarda hainlere geçit vermedi. Kahraman Emniyet Teşkilatımız ve Şehit Assubay Ömer Halis Demir gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu ve şerefli mensupları da atalarından miras kalan şanlı üniformanın asil bir şekilde nasıl taşınacağını, emniyet güçleriyle halkın birbirinden nasıl ayrılmaz bir bütün olduğunu da o gece dünyaya göstermiş oldu. Allah hepsinden razı olsun. FETÖ terör örgütüne üye hainler 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin silahlarıyla bu milleti korkutabileceğini ve hain emellerine o gecenin sabahında ulaşabileceklerini düşünüyorlardı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletimiz tarihte çok defa örneğini gördüğümüz gibi yine kenetlendi. Ve 15 Temmuz sabahı dış güçlerin gölgesinde aziz milletimize ve demokrasimize ihanet ederek darbe girişiminde bulunanların, aslında işgal girişiminde bulunanların kanlı planlarının nasıl püskürtüldüğünü tüm dünyaya göstermiş olduk. Bizler de Mersin Üniversitesi olarak 15 Temmuz 2016 gecesinden bugüne kadar milli iradeyi hiçe sayan bu gözü dönmüş demokrasi düşmanlarına karşı net duruşumuzu her zaman sergiledik. Bundan sonra da ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimizin, ülkemizin geleceğini ipotek altına almaya kalkanlara asla pabuç bırakmayacağımızın bir kere daha altını çizmek isterim. Değerli konuklar, ben bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz'da şehit olan tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınları ve milletimize başsağlığı, gazilerimize ise uzun ömür ve minnetlerimi sunuyorum. Hepinize saygılar. Rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Çamsarı'nın konuşmasının ardından gerçekleştirilen panelde ilk olarak Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Metin Topuz,
felsefi açıdan demokrasi, milli birlik ve milli irade kavramları başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. 15 Temmuz'da gerçekleştirilmeye çalışılan kalkışma tam da bu sözünü ettiğim kökensel ilkeleri ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Kalkışmanın amacı yasaları kendi çıkarına göre düzenleyerek veya etrafından dolaşarak ama nihai anlamda onları yok sayarak temel demokratik hakların altına oymak ve böylece vatandaşları birbirine bağlayan ulusal bağları ortadan kaldırmaktır. Ancak daha önce de söylediğim gibi içselleştirilmiş bir demokrasi ve milli birliğin korunmasına yönelik hassasiyet bunu önlemiştir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şerife Yorulmaz'sa, geçmişten bugüne Türkiye'de darbeler, FETÖ ve 15 Temmuz başlıklı konuşmasında şunları söyledi. Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütü tarafından bir darbe girişimi olmuş ve bu girişim büyük bir dirençle karşılanarak başarısızlığa uğratılmıştır. Bu Türk demokrasisinin verdiği bir refleks olarak düşünülmelidir. Bu yaşanan durumdan geriye doğru tarihsel süreç değerlendirildiğinde hem Türkiye'nin yakın tarihinde yani Cumhuriyet döneminde hem de Osmanlı döneminde yaşanan ve iktidarı ele geçirmeye dönük birçok olgunun daha sonraki süreçlere bir iz düşüm etkisi olduğu düşünülebilir. Fakat burada şöyle bir konu da var. Bu tür girişimlerin bir gelenek oluşturduğu çıkarımında bulunulması bizzat demokrasi içinde bir tehlike oluşturacaktır. Çünkü böyle bir çıkarım Türkiye'de demokrasinin kurumsallaşması ve kamuoyu algısından tehdit anlamına gelir. Her darbe vesaire girişim sonrasında doğal olarak Türkiye kendi demokrasi tecrübesini gözlemlemektedir. 15 Temmuz darbe girişiminin çok boyutlu arka planının anlaşılabilmesi Türkiye'de demokrasinin kurumsallaşması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte Türk halkının demokrasiye sahip çıkması ve demokrasi yolunda atılan adımları içselleştirmesi, anılması, değinilmesi gereken bir konudur. Üniversitemiz Rektör Danışmanı ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Esma Dumanlı Kadızade konuşmasında 15 Temmuz kalkışması ve milli bilince sahip olmanın önemine değindi. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ ve dış güçler tarafından gerçekleştirilmek istenen kanlı kalkışma milletimizin azim, kararlılık ve birlikteliğiyle püskürtülmüştür. Devletimizin kılcal damarlarına kadar sızan, hain örgütün açtığı yara, milletimizin destek ve kararlılığı ile kısa sürede sarılmıştır. 15 Temmuz gecesi kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, bu vatanın yılmaz evlatlarının azmiyle, ortaya konulan mücadele ile Türkiye'nin başka ülkelerle karıştırılmaması gerektiği ve vatan söz konusu olduğunda her bireyin üzerine düşeni gözünü kırpmadan yapacağı tüm dünyaya bir kez daha kanıtlanmıştır. Türk milleti demokrasiye bağımlılığını güçlü bir şekilde ortaya koyarak karanlık günler yerine aydınlık bir geleceği tercih ettiğini göstermiştir. Ayrıca millet olarak her zaman uyanık olmamız gerektiği bir kez daha görülerek sergilenen birlik ve beraberlik ile ülkemiz üzerinde emelleri olan dost düşman tüm ülkelere gerekli mesajlar verilmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği konuşmaların ardından sona erdi.